Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. TÜYAP Texo Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Getekmak makinenin konuğu olduk. Yanımızda da firma sahiplerimiz Gökhan Yayın, aynı zamanda Ersel Güneş Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Getekmak makineyi tanımak istiyoruz. Çünkü siz yıllardan beri makine sektöründe hizmet veren bir firmasınız. Ama Getekmak olarak bu marka adı altında nasıl yola çıktınız? Bugünlere nasıl geldiniz? Önce sizden başlayalım. Getekmak daha genç bir firma. 1,5 yıllık bir firmayız. Ama bu 1,5 yılın arkasında 15 yıllık bir deneyim ve fırında pişme süreci biz buna. Tasarım ve imalat konularında bir tecrübemiz var. Bu pazarda daha yeniyiz. Tekstil makineleri konusunda 1,5 yıllık bir mağazaya sahip olmanıza rağmen aslında makine anlamında şöyle bir geçmişe baktığımızda işin mutfağında yetişmiş kişilersiniz. Evet. Hemen ben Ersel Bey'e de bu konuyla ilgili soru sormak istiyorum. Siz de şirketin şu an ortaklarındansınız ve Gökhan Bey'le yıllar öncesinde tanışmışlığınız, aynı firmada çalışmışlığınız var. Evet. Teknik anlamda işin mutfağında beceriye sahipsiniz. Çok kısa bugüne kadar neler yaptığınızı konuşabilir miyiz? Ya da neden tekstil makineleri sektörüne giriş yaptınız diyeyim ben. Neden tekstil makinelerine giriş yaptık? Gökhan kardeşimle daha önce başka bir firmada çalışıyorduk işçi olarak. Bir arkadaşımızın sayesinde bulunmayan, pahalı olan bir makineyi bize yapmamızı teklif etti. Biz de düşündük, karar verdik, olabileceğine kanaat getirdik. Makineyi yaptık. Bir yıl içinde de dönüşler başladı. Yani maceraya böyle başladık. Aslında siz gelen talepler doğrultusunda evet böyle bir işe rağbet var, istekler var. Neden biz bu isteklere daha fazla cevap vermeyelim diye yola çıktınız, Getekmak'ı kurdunuz. Şu an yaptığımız makineler kumaş üreticilerine, kartel yapımında destek amaçlı imalat makineleri. Bunun dışında daha değişik robotik çözümler, otomasyon çözümleri, elektronik çözümler, bunları da sunmaktayız bir yandan müşterilerimize özel istekler doğrultusunda. Şimdilik böyle yürüyoruz Allah'a şükürler olsun. Yani ben seni nice seneler diyorum Getekmak makine olarak bu arada. Geçmediğiniz bir ekip var çünkü. Evet. Kısa bir zaman süresi oldu ama büyük firmalara ulaşmayı başardık. Onlara ürünlerimi satmayı da başardık. Bundan sonrası artık bir kere ürünleriniz talep görüyor. Talep görüyor tabii. Bunun sebeplerini konuşacak olursak da patentli tescilli markalar koyduğunuz ürünler tamamen size ait. Güzel. Dolayısıyla satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerin, makinelerin tamamen arkasında duruyorsunuz. Tabii ki. Bu sektörde bu tarz makinelere garanti verilmezken siz yaptığınız işin garantisini de veriyorsunuz. 2 yıl garantimiz. Hem işçilik garantisi veriyorsunuz hem parça konusunda destek veriyorsunuz. Bu anlamda da iyi bir ekiple, teknik bir ekiple çalışıyorsunuz zaten. Peki ne kadar arkasında durabiliyorsunuz yaptığınız işi? Şimdi her yaptığımız ürünün 2 yıl garantisi var. Bu isterse Kars'ta olsun, isterse Mısır'da olsun. Bu değişmez yani bizim için. Çünkü zaten yaptığımız ürünün arkasındayız. Kendimize güvenmezsek bu garantiyi de veremeyiz. Allah'a şükürler olsun da bugüne kadar da bir ağız yere gelen olmadı. Yani bazen müşteri unuttum da oldu, kısa bir zaman oldu ama aklıma geliyor acaba ne yaptılar diye. Bazen biz gidip kontrol ediyoruz kendilerini. Memnun musunuz, nasıl? Bu şekilde gidiyoruz. Peki ben hemen sormak istiyorum. Onu da Ersel Bey'e soracağım. Ürünlerinizin bu kadar talep görmesinin sebebi nedir? Yani böyle bir ürüne sahip olan firmaların ne gibi ayrıcalıkları oluyor? Şimdi talebin bu kadar yoğun olmasının sebebi yurt dışından gelmeleri makineleri, yüksek fiyatlara gelmeleri. Biz kendi yerli firma olduğumuz için, daha ucuza mal ettiğimiz için insanlar o yüzden tercih ediyor. Kalitelerini de kontrol ediyorlar. Yurt dışından gelen makinelerde daha iyi olduğunu görünce talep görüyoruz. Hatta bununla ilgili bir anınız da var. Daha önce yabancı meşeli bir firmayla çalışan çok büyük bir marka, adını buradan vermeyelim. Sizinle çalışmaya başladıktan sonra neden sizlerle daha önce çalışmadık diye bir isyanları da olmuş size. Evet. Bu da çok önemli. Hatta bugün yine aynı şeyi yaşadık. Standımıza bir ziyaretçimiz geldi. 1,5 yıl önce neredeydiniz dedi. Biz de yeni başladığımızı söyledik o zaman. İnşallah bundan sonra sizlerle olacağız. İnşallah. Yani. İnşallah. Evet. Harika. Peki o zaman hemen hedefleri konuşalım. Bundan sonra biz Getekmak'ı nerelerde göreceğiz? Planlar neler? Öncelikle teknolojiyi çok iyi takip etmemiz lazım bizim sektör olarak.
bunu kendi bünyemize katmamız lazım ki gelecek nesillere kalıcı bir yer bırakalım, bir eser bırakalım. Bu aslında bizim temel inancımız. Yani bununla beraber ilk 10 yıl içinde sektörde öncelikle marka olmamız lazım. Çünkü daha çok geç bir firmayız. Yani istediğimiz yere gelmemiz için kendimizi marka olarak tanıtırsak bundan sonrası artık... Ama pazarda da bence yerinizi aldınız. Getekmak şimdiden iyi bir marka olma adayı. Sağ ol. Peki Gökhan Bey, sektör anlamında yaşadığınız sıkıntılardan bahsedecek olursak? Yaşadığımız en büyük sıkıntı teknik eleman sıkıntısı. Yetişmiş pasif eleman bulamıyoruz. Yetiştirmek istiyoruz ama şimdiki jenerasyonda buna pek meraklı değil. Artık başımızın çaresinde kendi gibimizi kendimiz kesiyoruz anlayacağınız. Evet, ama siz de işin mutfağından gelmişsiniz. Yıllardan beri bu sektörün içerisinde olan kişilersiniz. Dolayısıyla sizin yanınızda, sizlerle çalışanların da bence sizler gibi ileriye dönük büyük hedefleri olacak diye düşünüyorum. Yetiştireceksiniz onları. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve tabii ki Getekmak'la çalışmak isteyenlere ne söylersiniz? Ne söylerim? Getekmak'la çalışmalarını tavsiye ederim. Memnun kalacaklarını tavsiye ederim. Bizi ziyaret etsinler. Evet. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Gökhan Bey? 1,5 yıldır bizde çalışan insanlara, firmalara çok teşekkür ederim. Bizde çalışmak isteyenleri de yanımıza bekleriz. Getekmak'la çalışsınlar, görsünler. En azından denesinler. Denesinler. Çünkü deneyenler bugüne kadar memnun kaldılar. Yani referanslarımız gayet sağlam bizim. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Evet sevgili Sektör Labor Merkezi izleyicileri, TÜYAP Texpo Fuarı'nda bulunan Getekmak'tan seslendik. Sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.